Evet arkadaşlar bazılarının üzüleceği bazılarının da sevineceği bir konudan bahsedeceğim. E, 2019 seçimleri öncesinde belediye başkanı seçimlerinden bahsediyorum. E, AK Parti kaybederse CHP gelirse her şey daha güzel olacak. Ekonomi güzelleşecek. Ticaret gelişecek. Turizm e, artacak. Kazancımız düzelecek. işsizlik işsizlik azalacak. iş bulacağız. Falan filan gibi cesine Böyle tweetler atanlar, bizlerle tartışma tartışmalara katılanlar, yok e, AK Parti hükümetini veya veyahut da belediyelerini yerden yere vuranlar, hizmetlerini beğenmeyenler, aşağılayanlar, hani küçümseyenlerden bahsedeyim. E, şimdi Antalya'da Muhittin Böcek diye bir e, belediye başkanı kazandı biliyorsunuz Muhittin Böcek Bey şimdi herkes büyük bir sevinç içerisinde kutlama yapıyorlardı. Artık CHP kazandı ya ekonomi güzelleşiyor, turizm kalkınıyor falan filan buna benzer bir sürü işler yani uzatmaya gerek yok. Şimdi bir de duyduk ki denizde kıyısı olan ne kadar belediyeye ait halk plajları varsa beyefendi usullediğin hani gıvizlediğin derler sessiz sedasız lüks otellere, yabancı otellere satmış, devretmiş. Allah Allah nasıl olur bu diyor şimdi. Ya şimdi bilenler bilir arkadaşım bak bilenler bilir. Ailenle, eşinle, dostunla, çoluğunla, çocuğunla bir yani biz Anadolu çocuğuyuz biliyoruz. Şimdi gidip orada lüks otellerde varıp da hani 5 yıldızlı otellerde bir günlük iki günlük orada e, geçireceğimiz tatilde o zerre, otel rezervasyon yapmamıza gerek yok. Çünkü niye dersen biz Türkiye'de yaşıyoruz. Yurt dışından gelmiyoruz. Zaten gittiğimiz zaman da oraya hotellerin %90'ı Almancı değilse yurt dışından gelme pasaportun yoksa zaten almıyorlar. Şimdi hep turistlere yönelik olduğu için yerli müşteri almıyorlar. Şu e, koronavirüs dolayısıyla ayrı onu saymıyorum. Şimdi bu otellere vardığın zaman pasaportun yoksa içeri giremiyordun. Bu otellerin %90 mal sahipleri Rus, İspanyol, İngiliz, İtalyan, Alman hep başkaları çıkıyor. Hep başkaları. Sen halk plajlarını tut, bu yabancı otel şirketlerine güzelce bir sat halk plajlarını. Ya insan oraya vardığı zaman ilk 3 TL, 2 TL şezlonga para veriyordu. 2 3 TL yatağa para veriyordu. Ona bahane buluyordu. 65 yaş üstü zaten ücretsizdi. Ona bahane buluyordu onu çok görüyordu. Gerek yok diyordu. Hani onu hani abartıyordu. Devlet insanı soyuyor gibi gösteriyordu. Şimdi gideceksin oraya güzelce. Öyle dürbünle bakacaksın. Nasıl bakacaksın? Adam oraya özel güvenliğini koyacak. Diyecek kardeşim bura özel şirkete ait. Devletten biz burayı kiraladık. Burayı satın aldık. Sen git başka yerde yüz. Başka yerlere bütün sahil şeritlerin hepsi zaten özel hotellere ait. Hepsi. Sen nerede yüzeceksin? Dağın başından mı yüzeceksin? Arabanla 10-20 kilometre şehrin dışına gidip de ormanlık alanlarda taşlıktan mı yüzeceksin? Şehirde yüzemiyorsun. Otobüs dolmuş hiçbir şey gelmiyor. Su yok, çöp yok, tuvalet yok. Hiçbir şey yok. Belediyeye ait plajlar vardı. Sessiz sessiz satmış, pazarlamış. Şimdi hepinize yavaş yavaş geçirmiş oldu mu? Antalya'da yaşayanlar denizin kıyısına gittiği zaman ailenle şöyle bir denize gireceksin. Ayağını suya uzatacaksın. Akşam olmuş bir gezin. Hani sıcaklıktan bir denizin kenarında sahil dolaşı, dolaşması yapacağım diyeceksin. Adam orayı böyle zincirlerle kapatıyor. Gece oradan yürümene bile izin vermiyor. Kardeşim bura özel şirkete ait. Bura otelin. Bura bizim müşterilerimizi rahatsız edin. Hadi bakalım naş diyor. Ne oldu beyefendi? He, geldi sizin böcek beyefendi Antalya'ya kazandı mı Muhittin Bey? Hani sizin işsizlik oranı düşüyordu, hani e, ekonomi kalkınıyordu, hani turizmde gelişmeler oluyordu. Antalya ne kadar kalkındı? Soydular soğana çevirdiler, şimdi de satıyorlar işte. Bunu bir Erdoğan veyahut da Ak Parti e, yapmış olsaydı, bütün gazetelerde reklam olurdu, bütün sosyal bütün sosyal paylaşım sitelerinde. 1. sırada olurdu paylaşımlar. imza toplamaya başlamışlar Kadriyede, Belek'te işte deniz kenarındaki o hani halk plajları için. Ne yapıyorlar? Kimse de yani bir sesini duyuramıyor. İmza topluyorlar. Bir şey çıkmayacak. Adam satmış işte. Orada köpek gezdiriyorlar, it gezdiriyorlar. Zaten oranın yüzde yani oturanların yüzde %40'ı 30 40 zaten Rusya Veyahut da Alman veyahut da bilmem yani İngiltere uyruklu çoğu kişiler oraya yerleşmişler. Ha şunu söyleyeyim. Bir de diyorsunuz ya ben Karadeniz bölgesine gittim hep Araplara satmış. Hep Araplara satmış. Özellikle e, vurgulayarak anlatıyor Araplara satmış. Ya Akdeniz'de hep İngiliz, Rus, Alman hep gavurlara satılmış. Müslümanlara satılırsa bir hani büyük bir sorun oluyor da e, Gavurlara satılınca niye o zaman e, ses çıkmıyor? Onlar modern olmuş oluyor öyle mi? Araplar paça peçeli namaz kılıyor. Dininde, ibadetinde Kur'an'ın Kerim'inde olduğu için onlar yobaz. Onları dışlayalım. Hayır, onlar değil. Ama yarı çıplak gelmiş. E, yani taretini bile bilmeyen, orasını burasını yıkamayı bilmeyen, hani size göre kültürlü, bize göre yani normal şeye göre hani ırkçı, barbar, çok yani e, kendinden başkasını düşünmeyen kendi ırkından sonraki gelen bütün ırkların köle hizmetinde olsun. 2 dolar, 3 dolar, 10 dolara ben bunları satın alayım. Ben oradan buradan 10 dolarla yani burada 10 dolar Avrupa'da harcayacağı 10 dolar, 10 euronun hiçbir değeri hani hiçbir kıymeti yokken Türkiye'de ben 10 dolar, 20 dolar kapımda bir tane adamı e, köle yapayım, kapımda nöbet tutturayım diye aşağılayan insanlar sizin için e, medeni, ama Arabistan'dan gelmiş paralı adam Katar'dan gelmiş İran'dan Irak'ta nereden gelirse gelsin zengin petrol var adam gitmiş Karadeniz orada burada çiftlik almış yaylada ne bileyim yayla eve almış ya da büyük şehir içerisinde merkezi konumda lüks daireler dubleksler almış yatırım yapmış. Ülkenin hani kasasına, ekonomisine hem de vergide, hem de mal varlığında, hem o e, tapu dairesinde tapunun e, hani raiş bedeli falan ödeme gibi bir sürü hani para ödemiş kasamıza. Bunlar hani yobaz e, geri cidinci Avrupa'dan gelmiş oradan buradan gelmiş sen 10 dolarla satın alan sana hani e, insan ırkçıl üstünlük taslayan kişi medeni oluyor biliyoruz. Yani sizin bu taktiğinizi biliyoruz da yani demek istediğim bir de konumuza dönelim. Sizin belediye başkanınız övüne övüne bitiremediğiniz belediye başkanınız işte halka plajlar halk plajlarına girecek olduğunuz ailenler rahat edeceğin bir ne bileyim Yüzeceksin, ayağını suya sokacaksın. Senede bir kere gidiyorsun, zor gidiyorsun. Ne bileyim günlük ev kiralıyorsun, pansiyon kiralıyorsun. Durumun o kadar müsait değil. Zaten pasaportun yok. Orada bir deniz kenarına gireceksin. Onu da elinden aldılar. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Dövünüp duracaksın artık. Kime dert yanacaksın? Kime başını vuracaksın? Nereye vuracaksın? İşte satmış. İşte satıldı. Aha sizin muhittin böceğiniz sattı. Ne yapacaksın? Hem o oteller hani o otel sahipleri gavur olunca İspanyol, Alman, İngiliz, Amerikan olunca ses yok. Ama bir Arap oldu muydu? Bak Arap nereleri satın almış diye. O potur hop kalkıyorsunuz. Nerede yüzeceksin ha? Kendi denizindeki sahil plajların bile satıldı. Şerit çekip oraya seni sokmayacaklar. Ama bazılarına müstahak işte. Paran varsa yüzeceksin. İşte CHP halka böyle hizmet verir. Anlayan bilir işte. CHP'nin hizmeti bu.